Evet, Mahonia aquifolium. Bu gördüğünüz kuru üzüm şeklindeki meyve Mahonia meyvesi. Aslında çok yoğun olur ama geç kalmışız, kurumuş tamamen. Meyveleri dökülmüş. Mahonia aquifolium'un vatanı Amerika Birleşik Devletleri olup Oregon'dan dünyaya yayıldığı için Oregon üzümü de denir. Yaprakları dikenli, gördüğünüz gibi. İlkbahar aylarında sarı bir çiçek açar. Sonbaharda gördüğünüz gibi siyah üzüm gibi üzümleri var, küçük üzümleri var. Fakat Mahonia'nın meyvesi değil, etkili olan kısmı bu dalının kabuğu veya kökünün kabuğudur. Şurada gördüğünüz gibi benim koparmış olduğum noktada sarı bir kabuğu soyulduğu zaman sarı bir bitki özü çıkar. Bunlar alkaloidler. Alkaloidler bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliklere sahiptir. Profesör Doktor Wiesenau yapmış olduğu araştırmalarda Mahonia'nın sedefi iyileştirdiğini belgelemiştir. Profesör Doktor Gita ise yapmış olduğu araştırmalarda 433 sedef hastasını Mahonia'nın kökünün ve dalının kabuğundan elde etmiş olduğu ekstrakla tedavi etmiştir. Evet, İtalyan asıllı Doktor Simoncini bugüne kadar uzmanlar diyordu ki sedefin sebebi efendim keratin denen bir protein yetersizliği. Bundan dolayı sedef olunuyor deniyordu. Fakat bu ilim adamı yapmış, Simoncini yapmış olduğu araştırmada sedefin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgeledi. Keratin yetersizliği olursa işte tırnaklarınız zayıf olur, cildiniz kuru olur, saçınız kuru olur, dökülür deniyordu. Bu da sedefe sebep olur deniyordu. Evet, kreatin proteinin yetersizliği tırnakların zafiyetine, saçların kurumasına, cildin kurumasına sebep olur ama sedefe sebep olmaz. Bunun sedefin sebebinin bağırsaktaki mantar olduğunu Doktor Simoncini belgeledi. Şimdi Alman asıllı ilim adamları da Profesör Gita, Profesör Wiesenau'sa sedef hastalarını Mahonia ile tedavi ettiler. Biz de birleşiminde Mahonia ekstraktı, Ladengülü ekstraktı, Hamemelis ekstraktı vesaire 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan sedefe karşı çok güzel bir formül geliştirdik. Mahonia Forte. Kullanan bugüne kadar sedef hastaları yüzlerce sedef hastasını biz hamdolsun tedavi ettik problemsiz. Kullanan kişiler memnun. Fakat bu ürünü kullandığı zaman kişi bir ay veya bir buçuk ay bazı insanlarda iki ay sonra kusma dediğimiz bir olay meydana geliyor. Yani cildin altında ileride çıkacak olan sedef ortaya çıkıyor. Mesela metal bir para büyüklüğündeyse o çiçeği kadar olabiliyor. Büyür. Panik oluyor. Bazıları diyor ki efendim benim sedefim azdı. Azmıyor aslında. Cildin altında ileride çıkacak olan hastalık daha önceden dışarı atıyor vücut. Temizliyor, arıtıyor. Sabredenler 15 gün, 20 gün veya en fazla bir ay bu şekilde yoğunlukta devam eder. Sonra tamamen iyileşir. Bir daha kolay kolay çıkmaz. Bu süreyi atlatanlar kesinlikle iyileşir. Bir daha kolay kolay hastalanmaz. Sedefin tedavisi artık mümkün. Problem yok. Klinik araştırmalarda etkisi zaten Mahonia'nın ispat edilmiştir. Hürmetler, saygılar.